Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte yine Crown Trick oyunu yeni bölümüyle beraberiz. Hemen patronu yenmiştik geçen bölüm, biliyorsunuz. Şimdi aşağı kata inelim. Şu yükleme tamamlanınca hemen size dönelim. Evet arkadaşlar, yüklendi ve şimdi geçişteyiz. Hemen şu şişelerimiz dolacak, canımız dolacak vesaire. Sonra normal macera katına ineceğiz. Aslında bu araları da saysaydı. Sayıyormuş aslında, bakın bu araları güzel. Ben bu araları saymaz herhalde diye düşünüyordum ama gerçi bunu şöyle anlayacağız. Macera katına indiğimde bu hala 1 olarak görünüyorsa patron da bitecek demektir. Ama patronda güzel bir şey bulunca alma şansımız olur. Eğer bu şimdi macera katına inince 0 olursa, bir de kattayken değiştirme şansımız olur silahı. Bakalım, göreceğiz. Hemen yenileme. Güzel, şişelerimiz de olsun. Başka herhangi bir şey burada göremiyorum. Devam. Şimdi burada şuradan özellik ekleyebiliyorduk ama önce bir şuraya bakalım. Şimdi bu bizden ne kadar istiyordu ama? 100. Aslında ben biraz bunu da hesap etmem lazım. Mesela silahımda yer var buna eklemek için ama önce buradan başka bir silah alır mıyız, almaz mıyız, ne yaparız ona bakalım. Nesneleri bir geçelim. Burada değişik bir nesne görüyorum. Kara delik jeneratörü. Rastgele yere 6x6'lık büyük bir alanda bir kara delik açıyormuşum. Bütün yaratıkları içine çekiyormuş. 3 tur boyunca herhalde geçerli olacak. Burada bir relik görüyorum. Şöyle bir bakıp geçiyorum hızlıca. Tamam, burada silah ne var? Şey var, normal çift bıçak, burada tüfek ve eldiven. Buna bakınca ne diyor, farkı var mı? Bu biraz da zayıfmış. Lava sarı falan veriyor galiba, bir de patlama etkisi falan. Şimdi silah değiştirebilirim ama hiç gerek yok. Şuradan bir güç bonus ekletelim buna. Şöyle bir seç diyelim, ne geldi bakalım. 100 verdik şeye. Su ve yağlanmaya, yani ıslanmaya ve yağlanmaya karşı herhalde bu bağışıklık. Menzilli olarak vurursam düşmana daha fazla hasar vereceğim. Bakın bu iyi. Sıyrılma şansı %10. Bu da çok iyi. Bunu bir alayım önce. Daha fazla hasar vereyim. Bunu seçeceğim. Şununla değiştirebiliyor muyum acaba? Bakayım. Ha, üzerine yapabiliyormuşum. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Şu benim çok istediğim bir şey değil çünkü bu kritik hasarı arttırıyor. Kritik de her zaman denk gelmiyor. Gelince de zaten %150 vuruyor. O yüzden şöyle yapalım. Önce şu boş yere bunu bir takalım. Güzel. Şimdi bir tane de bir tane daha yapalım. Onu da değiştirelim. Ne geldi? %5 ihtimalle daze yapıyormuş hedeflere. Herhalde daze de yine kafa karışıklığı gibi bir şey galiba. İki hane yarı çapında. Sıyrılma şansı %10, kritik şansı %10. Kritik şansını arttıracağım. Evet, onun üzerine yap. Evet, böylece bunu da değiştirdim. Daha da arayabilirsiniz bonus. Bonus ekleyebiliyorsunuz, böyle güzel. Daha fazla bonuslu bir silah bulursak, hepsini de özellikle havuzdan seçip beğendiğimiz şeyleri denk getirip yapabilirsek çok da sağlam olabilir. Güzel, 400 de bize kalsın. Burada alacağım bir şey de relik falan da yok. Şunlara bir daha bakın. Aa, bakın şey geldi. Şu şeye gelmeyi unutmuştum. Parşömenleri açmaya. Onlar, tarifler açıldı. Şu indirimli nesne açılmış. Belki buraya denk gelir. Bir bakarız neymiş. Şuradan bir 20 vereyim. Bir görelim ne olduğunu. Bakayım, buraya denk gelmedi şu an. Şu an denk gelmedi. Silahlara bakıyorum. Bir eldiven. Bir kere daha yapalım. 40. Denk gelirse bir görelim istiyorum ama yine yok. Şu neymiş? Tamam, şöyle bir hızlıca bakalım. Dengesiz portal neymiş? Ha, yine daze olayı %5 ihtimalle. 60 istiyor, verelim. Şu şey gelirse bir görelim istiyorum. O yüzden zorluyorum. 80 daha. Ne geldi? Son hareket. Daha önceden bulmuştuk bunu. Ne zaman diyor üzerimizdeki etki yitirilirse %10 ihtimalle aynı etki tekrar diyebilir diyor.
Bakın bu iyiymiş. Yani sürekli olabilir belki tekrar tekrar gelir. Şurada güzel bir eldiven varmış. Ama yine etkisi düşük görünüyor. Bir kere daha dene bakalım. Şu özelliğini görelim istediğim için zorluyorum ama mavi bir nesne geldi. Keşifle ilgili bir relik. Ne diyor? Senin tüm mümkün kontrollerinde ekstra durum etkisi oluşur diyor. Saldırılar vesaireler falan filan. Altın geldi ama altını mı yetmiyor? Şey, anahtar yetmiyor. Şu kalanı da deneyeceğim. 120 daha vereceğim. Bir bakalım gelirse görelim. Gelmedi. Gelseydi nasıl bir şey diye bakacaktık. Tamam, artık gidebiliriz. Şurada bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Belki oyun içinde denk gelir. Evet, biraz altın harcadık ama bunları öğrenelim ki fırsat varken sonradan ona göre strateji yapabilelim. Hemen burayı da yüklesin, size dönelim ondan sonra. Evet arkadaşlar, yüklendi ve hemen başlayalım. Şunu bir yapalım, tamam. Şimdi odamıza bakayım hemen. Hızlıca. Evet, bir altta keşfedilecek bir şey var diyor. Bu arada patron ne taraftasın sen? Şu aşağıdaymış bakın. Geçelim bakalım. Hemen bu odada bir savaş var galiba. Yokmuş. Ha şu yine. Şimdi ibreyi bir getirmiştim. Bu sefer de bir sağa çekersem normale mi dönerim acaba? Onaylayalım. Sanırım normale döndük ama şuradaki parlaklık bir duruyor. Şimdi güçlendirmiş oldum mu ben yaratıkları acaba, onu da bilmiyorum. Normale çektim. Yine sola çekeceğim, yine sağa çekeceğim. Bu bir su fıçısı bulursak deneriz, bakarız ne kadarı dolu diye. Eğer hepsi normalse anlarız ki bu normale dönmüş. Ama şuradaki bir ışık yanıyor. Bir sonraki sola çekişimde ikinciyi mi yakacak? Şimdi onu da merak ediyorum. Ama sağ taraftan hiç yakmadı mesela. Devam. Aşağı ve sol diyor. Bir aşağı bakalım. Elit yoksa devam. Elit yok. Savaş var ama. Şimdi bakın burada şey. Bu hangisi bakayım? Bu vezir mi acaba? Vezirse hem çapraz hem düz yatay dikey hem de çapraz istediği kadar gidiyor. Anlarız. Evet. Çünkü bir hane gidiyordu. Şimdi bunu buradan çapraz gidebildiği için bana vurabilir. Ben şu an bu menzilden vuramam ona. Tam karşısından vurursam şöyle sersemlettik. Aslında uzaktan iki vuramayacağım için benim oradan saldırmamam lazımdı. Şuna vuralım, 3'e düştü. Şimdi bu yetmez. Yine. Çok güzel. İşi bitti bunun. Şimdi bir ilerleyelim. Bu neyden hasar gördü acaba? 2, 1 ve buradan da tam sersemletelim. Bu da bitti. Bu bir hamle gelsin. 3. Ha bakın, geri itme hakkımız oldu. Çok güzel. Tüccar açıldı. Şey, kara borsacı. Gel bakalım. Menzilime gir. Şöyle 3, şöyle 2, şöyle de. Tamam. Güzel. Bu da temiz ve anahtar da geldi. Şu anahtarı bir alalım. Geçen 100 ruhtaş almışım. 274 oldu. 250 limitime geçtiğim için artık lanetlilerden uzak durmam lazım. Çünkü bununla da bayağı bir şey açabiliriz yine. Tüfek geldi. Onu geçelim. Başka ne var? Burada bir şey var mı? Şurada altın var. Gizli bir şey şu an görmüyorum. Şimdi alev var. Güzel bir tur geçirelim bakalım. Güzel, bu da temiz. Bu tarafta gizli bir şey de görmüyorum. Şu duvar dibine dikkat. Bir şey yok. Tamam, şimdi tüccara bakalım. Buna tıklasam gider mi acaba? Gitmiyor. Tamam. Ne var sende? Şöyle ekstra bir şey yokmuş. 3 tane efsanevi nesne çıkarmış. Onların şu şişe neymiş? Antik eliksir. Eliksirimin etkisini %50 arttırıyormuş. Bakın güzelmiş.
Ama şu an hiçbirini alamam, altın yetmez. Ne diyor? Balkabak kafası. Ne zaman diyor biz düşmanlara saldırımla sersemletirsem normal saldırım %50 artacakmış. Şimdi burada da model balista var. Bir de ne var? Dikenli ağır kalkan var. Her neyse bunları da alamıyoruz zaten. O yüzden detaya çok girmeme gerek yok. Burada da başka bir şey yok. Dönelim. Hemen sağ tarafta keşfedilecek bir şey var diye ona gidelim. Sonra yukarıdakine devam ederiz. Yerine göre gerekirse. Hemen şunları bir kıralım. Bakayım Trifter gelecek mi? Trister yok maalesef. O zaman bunlardan birini almayacağım. Devam. Bu tarafta tamam. Şuradan sola gideceğiz. Devam edelim. Ne var? Aa, savaş var. Şimdi şunlar karşısına gelirseniz vuruyor. Bir de bir yol var. Aynı gider gibi sanki bir şeyleri doldurup bunlara ulaştırılabilir gibi. Mesela su gibi. Bakın şurada bir şey var. Evet, yine vezir var. Bekleyelim. Bu arada burada fil var. Bu çapraz gider. Bakın bu çaprazdan bana vurabilir. Benim bunu bir şekilde sersemletmem lazım. Şunu kullanırsam. Ama sadece önümdekine mi yapıyordu? Şöyle gelirsem. Şu bakayım şu açıdan şuraya gelir. Tamam şimdi. Bu uygun yerde durmuyor. Şuraya gelirsem. Şu arkadaki de geliyor. Şuna vurabilirim. Bakın bu arkadaki de saldı. Bu düz şeyde vuramaz ama şuradaki çapraz gelip bana vurur. Şuraya gideyim o zaman diyeceğim de olmaz. Şöyle gelirsem. Şuradaki üstüme gelecek. Ama riske gireceğim. İyi. Geriye itme hakkımızı kullandık ama yine de vurdu tabii. Şu çaprazdan bana vuracak. O yüzden şöyle gelip şuna vuralım, sersemletelim. Bunu bitirelim. Oo, bu çaprazdan vuruyor bana. Dikkat etmedik. Yanına geçeyim hemen. Güzel. Bu temiz. Şunu bir alalım. Tamamdır. Şimdi onu hallettik. Şu menzili açınca şurada çok fazla kalmadı. Satranç taşlarında işte vezir falan bizim için tehlikeli. Şöyle bir yaklaşırsam bu vuracak. Bakın şu an alanına girdi diye bir rahatsız oldu. Şu yaratık önüme gelir. Ben bir tur geçireyim. Ha, o vurdu onu, harika. Şöyle bir kaçalım. Şöyle gel. Çok güzel. Bir kere daha vurursam sersemletiyorum. Şuna da o vuracak zaten. Ben şuna vurayım. Çok güzel. Şuna vuralım. Hallolsun. Sersemletmişken şuna vurayım. Güzel. Temizledik. Canımız biraz gitti maalesef. Altınımız şu an hiç yok. Yeni alıyoruz. Bu mızrak tamam, çok tercih ettiğimiz gibi görünmüyor. Şunları bir açalım hemen. Şundan nasıl geçeceğiz? Araya girersem yine etkilenebilir. İyi bari etkilenmedi. Şunu geçelim. Bu arkasından geçtim diye etkilenmedi belki. Burada ne var? Burada bir şey var gibi. Ha yok, burası duvar olarak geçiyor. Tamam. Bu tarafta da başka bir şey yok. Şimdi buranın yukarısı var. Keşfedilecek bir şey var. Solu ve aşağısı var. O zaman önce şu yukarıyı halledip böyle devam edelim. Ortadan geçmek iyiymiş. Lanetli bir şey var yani, sandık. Ben şimdi ruh parçasını falan kaybetmek istemiyorum. O yüzden bunu açmayacağım. Normalde bunu açmak iyi olabilirdi. Sol tarafta hazine. Tarif var bu tarafta.
Equilibrium tokeni diyor. Jeton gibi bir şey ama neymiş bilmiyorum. Bu tarafta şey var, iyi can doldurma var. 150 dolduruyordu, bir tane var. 60 eksik. Yani 150'yi görürsem gelebilirim ya da direkt bekleyeceğiz. Tam böyle patrona gitmeden önce alacağız. Acelesi yok. Burası tamam. Aşağı doğru gidelim. Elit savaşı girelim. Şimdi ne var burada? Şeytan Lord'u yine. Yine diyorum. O iptal ettiğim kayıtta bu vardı. Biraz fil gelmiş. Şu vezir de var. Ya bunlar bizim için biraz tatsız. Bu sefer şu okçuları bir kullanayım diyorum. Çaprazına gelmem iyi olmadı tabi. Şimdi şu filden kurtuldum da şu vezir beni düşündürüyor. Şimdi şu menzilden nereye giderim? Şu çapraza gidersem direkt bu görüyor ve üstüme gelecek. Bu tarafa gideceğim. Şöyle vuralım. Sersemlettik. Çok güzel. Devam. 5. Geriye ittik bir de. Harika. Yine geriye ittik. O hep geri itiyorum. Güzel. Şimdi şu yandaki benim işimi bozdu. Ne yapabiliriz? Ona şunu kullansam. Ama bu sefer de şu üzerime geldi. Güzel saldırıyordum. Bozuldu. Bir adım ileri gideyim. Bir adım daha. Şimdi yakalanıyoruz. Şöyle çıkalım. Oh, bu buraya geldi. Tam üstüme doğru gelecek. Şöyle kaçalım. Şimdi neredesin? Taş nerede? Ha, tam önümdeymiş. Çapraza da gelir. Düz de gelir. Kaçabilmem lazım. Şöyle yapalım. Şu araya gidelim. Güzel. Şimdi buradan şu arada kalıyor tabi. Hem bir adım çaprazdan vuracak. Ona dikkat etmedik. Şimdi buna ben ok kullanayım o zaman. Ya da buradan vurabilirim. En azından bir hasar yemeyi göze alacağız mecburen. Şimdi bunu yenebilirsem 200'de şu an 50 cana kadar daha vaktim var. Biraz altın gidiyor ama patron şey bu aslında şey mini patronlardan. Arkamda da bir tane var. Buna şu yeteneği kullansam yine. Ama yine de vurdu. Neyse bu halloldu. Yanıma geldi bir tane, ona dikkat ettim. 152'yim şu an. Dikkat etmem lazım. Kaçamıyor. Şöyle yapacağız o zaman. Şu açıya gel. Şimdi şu suyu da deneyebilirim aslında da. Vakti var. Geriye ittik. Çok güzel. Sersemlettik. Şimdi bunu geriye itebilir miyim? Olmadı. Zaten 3 birimde değildim. Şimdi 3 birim. Bakın geriye iterim ama sersemlettim. Çok güzel. Devam. 2 kere daha. Geriye ittik bir de. Harika. Sersemletmiştik gerçi. O yeteneği açtı. Bunu kaçırmak istemediğim için şuraya bir gireyim. Geç. Şimdi gel bakalım. Şu önümdekini halledebilirsem. Şunu bir atalım. Tane vurayım. Çok güzel. Geriye ittim. Harika. Bu sefer itemedik ama en azından yetenek de oldu. Şöyle bir kaçalım. Oo, atlayabiliyormuş. Şimdi geriye itekledik. Harika. Bir kere daha itekledik. Yeteneği kullanacak. Kullansın. Kullansın.
Şimdi itekledim, harika. Sersemlettim, bir adım gideyim hemen. Şuraya geçersem bir adım şöyle geçerim. Şöyle geleyim. Şimdi bakın şurada bir tane var aslında ama ben şuna odaklı şu an saldırıyorum. Canımız düştü. Sersemlettik. Şimdi işini bitirmeye odaklanacağım. Bir adım yaklaşayım. Şunu almam lazım. Bu arada o da fırsat buldu. Bir de iki hamle diyor, patlayacak. Şöyle kaçalım. Gel bakalım. Şimdi menzilde ve tamam. Böyle de işi bitti. Aslında güzel yerdeydik ama yanımıza gelen yaratık yüzünden rahatça yapamadık. Şunları bir topla önce, ruh parçaları vesaire. Şu bütün odadaki herkesi sersemletiyordu bizim dışımızda. Onu da alalım. Şurada bir bakacağım önce. Bu tüfeği geç. Gizli bir yer var mı diye de bakıyorum bir yandan. Şu altını alalım. Şunu bir deneyeceğim. Gerçi bu dondurucuymuş, yani su değil ama bunda herhangi bir zehir etkisi görünmedi, bakın. Şurada da bir de tabanca var sanırım. Evet, bu kafa avcısı diye bir tüfek gelmiş. Hasarım da 31'e çıkıyor. %10 ihtimalle düşmanları herhalde hareketsiz mi bırakıyor? İmmobil diyor. %30 şansla da diyor herhangi bir mermi harcamazsın diyor. Hemen bakalım. Savaş için her zaman diyor saldırdığımda sıyrıldığımda ekstra hasar veriyormuşum saldırana. Bütün alacağım hasarlar 3'e düşüyormuş. Ne zaman diyor normal hasar verirsen hedeflere 3 veya daha fazla uzaklıktan sonraki elemental vuruşunda %50 fazla herhalde etkileyecekmiş. Şimdi şu hasar aldığım hasar düşsün. Bunu bir alalım. Şimdi 24'e kadar düştüm. Mecburen bir tane kullanacağım. Şişe 189. 150 de o dolduruyordu. Onu da alırsam işime yarar. Şimdi buradan neresi var? Aşağısı var. Keşfedilecek bir şey var diyor. Bir gidelim. Challenge. Ne diyorsun şimdi? Nesneleri kırmadan 10 turda bitir diyor. Şimdi bunlar çok büyük bir şey vermiyordu diye hatırlıyorum. O yüzden çok böyle kendimizi sorun çıkarmaya gerek yok ama yeteneği kullanarak yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Bunların dördü bir sıradayken önce şuraya, sonra şu yanına geleyim. Şuradan bir ok atalım. Şöyle. Hepsine. Üst üste bir kere daha kullanamıyorum onu. Şimdi ne yapabilirim? Şunu seçersem bunu kullanalım. Çok güzel. Şimdi şu yeteneğe tekrar dön. Biraz hasar almayı göze alabilirim aslında da. Ne oldu? Bize yetenek kullanmamak için bir şey yaptılar. Hepsini bir uyutmayı deneyelim. Bunu baştan da yapabilirdik. Unuttuk. Sersemlettik. Onu bir daha kullanayım. Tamam. Şunu bir alalım. Güzel. Niye başaramadın dedi. Hamle sayısı mı vardı? Her neyse. Tamam. Sorun yok. Biz şunları bir halledelim. Can kaybetmeden. 150'yi altına düşmemesi önemli. O da tamam. Güzel. Burayı temizledik. Orada pek bir şey yok. Şu neymiş, iki tane? Ha, şu el şeklinde olan.
Sersemletiyor muydu? Bir şey yapıyor. Tamam. Bunu da alayım ben yine yerim varsa güzel. Ruh parçası varmış. Dikkat etmemişiz. Onu da aldık. Tamam, burası da temiz. Aşağıda bir hazine var. Bir önce oraya inelim. Ne varmış? Ha bakın, son hareket yeteneği ama o bir şeyi kullandığımız zaman, yetenek bittiği zaman tekrar kullanmayı falan sağlıyordu sanırım ama ona şimdi harcamayacağım. O tarz bir şey yapmadığım için ya da nadiren yaptığım için. Aşağıda ne olduğu belli değil. Yukarıda sağdaki belli değil. Sol tarafta da patron var şurada. Önce bir aşağı bakalım. Savaş yok. Ama bakın burada dönüyorlar. Kare, yuvarlak. Buraları gösteriyor, işaretlemiş. Ne oluyor acaba? Patron falan çıkabilir. Yaratık. Şuradan bir şey çıkacak. Şuraya basmam mı gerekiyor acaba? Boş oldu. Bunların hepsini almam gerekiyor galiba. Anladığım kadarıyla. O zaman şöyle yapalım. Hepsini al diyor galiba. Önemli olan şu aralara dikkat etmek. Benim anladığım bu. Dikkat etmemiz lazım. Yanlış yapmamamız lazım. Şimdi buradan aşağı gider, yukarı gidersen burası tıkanır. O zaman şöyle yapalım. Şöyle, 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 şöyle alalım. Burayı bitirelim. Şimdi yukarı aşağı gidersem şuraya gelince şurada yine aynı mantığı uygulayıp şöyle gelebilirim, şöyle gelirim. Burada da aynı mantığı uygularım. Olabilir gibi görünüyor. Şimdi burada şöyle aynı olayı yapıyorum. Yalnız bir tane kalıyor. Yanlış şey hesapladık. Oraya ışınlanırsam, oradan da buraya gelirsem, bir tane şöyle geçeyim. Oraya bastım, yok oldu. Ne olacak şimdi? Hepsine bastım. Basmadığım kaldı mı? Şöyle basmadan bir şey görünüyor mu diye bakıyorum ama bunların üstüne çıkılabiliyor muydu acaba? Yok, bunlara çıkılmıyor. Bakın, üçgen, kare, yuvarlak yapıp duruyor. Ne yapmamız gerekiyordu acaba? Acaba bunları bir şekilde bağlantı mı kuracaktık bir yere? Neyse, bunu çözemedik. Bunu sonra bakarız. Tekrar geldiğinde yine ölçmeye çalışırız. Devam edelim. Ama üçgen, yuvarlak, kare olayını unutmayalım. Üçgen, kare, yuvarlak diye gidiyormuş. Sağa gidelim bakalım ne var. Evet, challenge ne diyor? Bu arada şu elektrikliler var. 10 tur içinde savaşı bitir. O zaman botları kullanacağız. Bir de bu ne yapıyordu? Sersemletiyordu falan. Güzel, tamam. Şimdi bir şuraya bir gel. Şimdi bunu buradan bir vurayım. Bir daha vur. Tamam, bu halloldu. Şimdi şu cellat falan var. Bunları ortaya, önüme alamıyorum ama sersemletmeyi kullanabilirim. Şöyle şuraya gelirim. Şöyle.
Kaç oldu? 5 hamlen kaldı diyor. Şunu durdurmamız lazım. Şimdi 2 hamlem kaldı. Şuraya gidersem 1 kaldı. Bunu direkt bitirmem gerekiyor şimdi, yoksa hiç alamayacağım. Şu yeteneği açacağım. En azından tek parça da olsa bitirdim. Başka bir şey var mı burada? Görünmüyor. Ne çıktı bundan? Bu bizim önceden kullandığımız şey. Bizim silah mı düşmüş? Bizim silah düşmüş. Niye bizim silah düştü? Bu şu mıknatıslar mı çekti yoksa? Tamam, şimdi bunu da hallettik. Şuna bir bakalım. Topla bakalım. Rüya parçası hemen ilerleyiş. Bu sefer de biri bulmuşuz. Çok güzel. Bunları sonra tamamlanınca okuyabiliriz. Bir de tarif bulduk. Bir asa vardı. Burada unuttuğum bir şey var mı? Yok galiba. Tamam. Gizli bir odada göremiyorum. Burası sağa gidiyor ve aşağı gidiyor. Burada deniz kızı bu sefer doğrudan geldi. Yeniletebilirim. Ama o zaman önce şu dikili taşa gideyim bakayım. Bu olumsuz bir şey yükleyebiliyor ama. Şimdi bu 300 ruh parçam da var. Bir riske girdik. Girelim bakalım. Bu sefer iyi geldi. Bir simyacı masası görüyorum. Çünkü iyi dediğim bir anda yeşil gördüm hepsini. Orada bazı hazineleri kullanıyormuş galiba vesaire vesaire. Şimdi bakalım. Diyor ki yeşil ve kırmızı bitkileri kullanıp canını tamamen doldur. Mavi ve kırmızı bitkileri kullanıp yetenek gücünü arttır. Yeşil ve mavi bitkileri kullanıp hem canını 100 doldur hem de yetenek gücünü arttır. Can dolduralım. Zaten aşağıda şey de vardı, deniz kızı. Ama şu şişeyi doldurur o. Canımı da doldurmuş oldum. Bu odada gizli bir yer var mı? Bu sefer riske girdik. İyi bir şey çıktı. Güzel. Şimdi buna patrondan önce gelip bütün hepsini doldurturuz. O yüzden bir dolanalım. En son gelelim. Tamam, buradan patrona gidiyoruz ve şimdi bizim başta bir yerde, şurada olabilir, solda olabilir, anahtarlı bir yer vardı. Birinde et vardı da diğerinde başka bir şey vardı. Evet, burada bir tarif var. Şimdi token, Equilibrium tokeni tarifi. Neyse, artık öğreneceğiz. Açalım. Bunu aldık, tamam. Başka da bir şey, şu an zaten bir de sandık vardı bir yerde, onu açmadık. Yetenek falan vardı, almadık. Tüccarda işimiz yok. Şuna gidip şişeyi doldurtalım, ondan sonra patrona gidelim. Güzel. O zaman artık patrona gidebiliriz. Burada ne var? Burada bir işaret var, ünlem var. Burada ne var ki? Burayı niye işaretledi? Mesela bakın, ünlem var. Burada bir şey var görünüyor. Neyse, devam. Evet, patrona gidiyorum artık. Başka da bir şey görmüyorum. Gidelim. Bu katta makine de çıkmadı. Tabi patronda ne kadar ne yaparız bilmiyorum ama başarılı olabilirsek eğer, o zaman birikenleri kullanabiliriz. Şimdi ruh parçam çok. Aslında bir kere riske girdim ama o riske girmemek lazımdı. Bayağı topladık yine çünkü.
açılmamış yerler var. Hemen şu kısmı yüklesin, öyle dönelim size. Evet arkadaşlar, yükledi. Şimdi bakın, burada velet vardı yine sanırım, ama fakat tahminim o. Satranç taşlarını kullanıp saldırıyor. Onların hareket kurallarına uygun bizi bu alandan dışarı atmaya, bir de normalde karaktere hasar verip bitirmeye çalışıyor. Bakalım, büyük ihtimal o çıkacak yine. Evet, bu yine satranç tahtası gibi yaptı burayı. Şu an gördüğünüz gibi birazdan çağıracak o. Şöyle bir yanaşayım. Evet, çağırdı. Şimdi piyonlar bir hane gidebiliyor. Bir açılışta iki hane gidebiliyor. Bana şu an buradan vuramaz. Yani şunu bir halledeyim. Bakın burayı açtı. Bunlar çaprazdan saldırabilir. Şunu açtı ve şunu bana saldırabilir. Buna nasıl karşılık verelim? Bir hamle gidersen bu iki hamle açarak bana vurabilecek. Bir geri gidelim. Gel bakalım. Oo, pardon, şuraya önümdeyken de bir hamle ileri gidebildiği için vuruyor bana. Ve vurdukça da neşeleniyor adam. Yan gidemeyeceği için şuraya gideyim de şu iki hamle ileri çıkabiliyor işte, o yüzden buna vuralım. At geldi, at bana buradan vurabilir şu an. Şu çapraza gelirsem vezir vuracak. Benim bu adama buradan vurmam lazım ama atı getirdiği için vuramayacağım. Nasıl yapalım? Şuraya gelirsem burada vezir var. Şuraya gelirsem burada hiçbir şey yok şu an. Şunu kullanayım. Şuradan piyonu bana doğru çıkaracak yalnız. Onu düşünmedik. Şu yeteneği kullanayım. Yine de vurdu. Oh, pardon, boşa salladım. Çok vuruyorlar. İstediğim gibi kullanamıyorum. Şuradan iki hamle çıkamaz ve şu at gelemez. Şöyle vuralım. Tamam, şimdi yine ilerletecek. Şu yandakine vursaydım belki daha iyiydi. Şunlar da çok vurmuyor. Şuraya, evet, bot şey kullanım hakkı da kalmamış. Bir hamle gidersem ileri gelir. Çapraz gidersem aşağı atar. O yüzden ne yapacağız şimdi? Sersemletmeyi kullanacağız. Şimdi bundan faydalanıp ileri gelemeyeceği için şöyle bir kaçacağız. Kaleyi getiriyor. Şunu aslında ileri alabilirdi. İyice sıkıştırdı şu an. Vurursam öne gelecek. Beni itmeye başlayacak. Çapraz da gidemeyeceğim. Şöyle geçeyim bari. Bir tur geçir. Şimdi at buradan bana ulaşamaz. Şimdi bu çaprazdan gelemez de şurayı at kapattı. Şu da ileriden atacak beni. İleride gidemiyorum. Şurada çaprazdan vuracak. Bir tur hasar almamaya açalım. O aşağı attı. Bu iyi olmadı. Şimdi burada atın vurabileceği yerdeyim. Şuraya geçelim. Geriye gelemezler çünkü. Şu ata vuralım. Şu piyon gelene kadar bir öne. Şuna vuralım. Bu açıdan yine önünde taş olduğu için fil gelemez. Bu fil şu an önümde durur en fazla. Geçer yani. Şimdi piyon geldi. Bir öne gidemem. Fil var. Şuraya gelirsem beni bir ittiremeyecek. Aslında ittirir de önde bir taşı var diye sıkıştırır belki. Bir adım gidersem şuradan gelecek. Şuraya da fil de geliyor gerçi. Şuraya da at gelir. Geri gidersem şöyle. Atı getirdi. Güzel. Şimdi çapraz vuramıyorum. Bakın, çapraz vurabilen baltanın avantajını şimdi burada fark ediyoruz. İleri gidersem olmaz. Piyon var. Geri olmaz. Bu çaprazı zaten gidiyorum. Şöyle gelirsem burada piyon var. Yine hasar almamayı seçip kaydırmasına izin verelim bir tur. İyi, en azından taşı öne çekmedi. Yalnız vezir şu önüme gelecek, beni sıkıştıracak. Şimdi bunlara ne yapabilirim? Şunu yetenekle vurayım bak.
Evet, önüme geldi. Şimdi bu beni direkt itecek. O zaman da hem piyon hem bu vurabilir. Ben yine bir hamle vurayım dedim. Yana da gelsem vuracak. Yetenekleri de kullanamıyorum. Tasarı yiyeceğiz. O zaman aşağı atacak. Evet, aşağı attı bir kere daha. Şimdi biz bunu buradan halledebilir miyiz? O bir kere daha attılar. Ata vursam burada bir şey vurmuyor bana. Fil vuramaz. Ama arkadaki atı alınca vezir vururdu tabi. Can doldurmazsam gideceğiz. Tamam, şimdi buna vuralım. Şunu aradan çıkarmaya çalışayım dedim ama yine diğer taşa bakmadık. Bu şimdi düz gelebildiği için bir hamle gidersen bu da bana vuracak burada. Fırsat vermiyorlar. Böyle gördüğünüz gibi değişik bir şey. Şu piyon da vuracak. Şimdi 6 kaldık. Son bir hakkımı da kullanayım. Şunu bir alalım. Buradan da dışarı attı. Yalnız 3 tane fili herhalde piyonu da yükseltti şuraya gelince. O yüzden yaptı. Şimdi bir bakayım. Şuradan gelemez, bu gelemez. Şuna vurabilirim. Bu hala gelemez. O da gelemez. At gelemez. Vezir gelemez. Şimdi bu gelir. O, bu aradan geliyor bu. Kaçamıyoruz. Bunu şuradan vurup bitirebilir miyim bakayım? Bir, bu da bitti. Güzel. Şu fili de bitirelim. Şimdi bir tane daha vurursam kale bana vuracak. Beni bitirecek. İkisine de ok atacağım. İkisi de gitsin. Bir vuralım. Kale bana yanıma gelene kadar dokunamaz. Geldi. Şimdi buna da canı çok dolu olduğu için ne yaparız? Hasar almayayım desem aşağı atacak. Şuraya bir adım gelirsem hiçbir şey yapamaz. Ama arkama geçiyor tabi. Şuraya gelemem, fil var. O zaman yine sıkıştık. Ama en azından hasar almamayı seçeyim bir hamle. O aşağı attı. Ben belki ileri atamaz demiştim bu tarafa. Şimdi çaprazına geldim. Şimdi. O kötü oldu. Dışarı attı. Son bir hakkı kaldı. Şuraya gelirsem bu hatta bakıyor zaten. Ata vuracağım. Şimdi fil bana vuruyor. Biraz geri. Buna devam. Fil tamam bitiyor. At da bitiyor. Şimdi kaleden kurtulmam lazım. Bakın beni zorluyor. Şunun yanına kadar geldim. Şimdi vurabilirim ama hala o düz hatta kalmamam lazımdı. 10 canımız kaldı. Orada da bir hata yaptık. Hemen vurdu. Şu ortaya çıkartırsam seni. Ha, burada piyon var. Dikkat etmemişim. Ben burası boş diye düşündüm ya. Fırsat vermiyor. Oo, yana gitmemem gerekiyordu. İşte bakın fırsatı buldu ama vurdu. Bu satranç saldırısı aslında oldukça keyifli. 300 ruh parçası topladık. Hemen şey yapacağız arkadaşlar. Yüklesin, hemen devam edeceğiz. Bu puanları bu sefer birlikte vereceğiz. Evet, şimdi 300 puanımız vardı. Şimdi bunu geçen sefer gibi olmaması için bölümün sonunda verelim ki en azından bundan sonra bir sorun olsa bile o puanı vermiş olmuş oluruz. Hemen şöyle seçelim bir tane. Yalnız bir şey konuşuyor. Hani Dükvled'in ondan bahsediyor az öncekine. Şimdi şöyle bakıyorum, yine hızlıca geçiyorum. Onunla ilgili bir şey mi olacak acaba? Kesinlikle bir şeyler gizliyor falan gibisinden bir şeyler dedi. Buna bir şeyler sordular herhalde Vlad hakkında. Bu da bir şeyler gizledi galiba. Şimdi bizim burada almak istediğimiz bir şey var mıydı acilen? Buradaki yoktu. Diğerine bakalım. Nesne dükkanında şunu açarsak
Dükkandaki tüccar bir indirim yapıyor nesneye. Ayrıca bir de biz özel nesne açmıştık da o burada denk gelmedi tabii. Şunun için ne istiyor bizden? 300. Bunu direkt açabiliriz bir. En azından tüccara gittiğimde bir ürün indirimli olur. İstediğimiz bir şey denk gelir gelmez bilemeyiz. Şuna 300 verilebilir. Bakın tam 300. Bir diğerine bakalım. Şimdi bunu açarsam her macerayı bir anahtarla başlayacağım. Bu da çok çok önemli değil. Zaten hani güzel şeyler çıkabiliyor ama bu bizim aciliyetimizde olan bir şey değil. Hatta şunu yapmak bile daha iyi. Giriş odasındaki silahların yüksek kaliteli olma şansı. O bile daha öncelik verebilirim. Bunda şu ete gidersek, ama onunla da şimdi gidemeyiz. 400, buraya da 200, 600 gerekir. O zaman şurada, pardon, burada şunu, ama bunu açmak için de şunları açmam gerekiyor. Yani 300, 450, 480 gerekiyor. O zaman bu da bekleyecek. O zaman şöyle yapalım. Şöyle bir dön bakalım. Beni bulacağım altın miktarı artsın. Sonra da başka bir geliştirmeye geçeriz. Şunu bir yapalım. O daha yüksekler daha çok istiyormuş. 150 kaldı. O zaman onu da bakayım şunları açmak. 30 ve 150'ymiş onlar kalsın. Şunu tamamlayalım. 150 de buydu. Tam sıfır. Hepsini harcamış olduk. Güzel. Artık başlangıçtaki nesneleri iki kere de geliştirdim. Yüksek kalite gelme şansını en sona kadar çıkardık. Burada da başka bir şey yok zaten. Hepsine baktık. Geride ruh parçam da kalmadı zaten. Evet arkadaşlar, bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölüm yeni maceralarla beraber olacağız inşallah. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü siz takip eden arkadaşlar artınca bizim için faydalı. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.